Yüzyıllardır insanların hayallerini süslemiş, rengi, parıltısı ve albenisi sayesinde insanların onun cennetten gelen bir parça olduğunu düşünüp sahiplenmiş muazzam bir fosildir. Zamanla değeri daha da artsa da popülerliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bu muazzam renkteki altınların ise en büyüklerini sizler için derledik. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. ...1849 yılında binlerce kişinin altın aramak için akın ettiği Kaliforniya'da 150 yıl sonra bulunan dev altın külçesi dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kaliforniya tarihinde dönüm noktası oluşturan en önemli olaylardan birisi olan 1850'lerde Sierra Nevada eteklerinde altın bulunmasıdır. Bu olay altına hücum olarak bilinen göç akımına sebep olur. Sadece Amerika değil, dünyanın birçok yerinden insanlar Kaliforniya'ya gelmeye çalışır. Koca bir dağ silsilesi olan Sierra Nevada bile engelleyemez bu insan akışını. Sonunda çok az insan ciddi ölçüde para kazanır. Diğerleri ise sadece tecrübe ile yetinmek zorunda kalır. Ama altın, yüz binlerce insanın Kaliforniya'ya gelmesi için bir sebep olmuştur. Evet, hepsi bu resimde gördüğünüz bulunan altın yüzünden başlamıştır. Hobi olarak Kaliforniya'da hafta sonları metal dedentörü ile fosil aramaya çıkan adam yine sıradan bir hafta sonu hayatının değişeceğinin farkında değildi. Arama macerasının ikinci saatinde 250 bin dolar değerinde bir altın külçesi buldu. Yerin 30 santim altında gömülü olan bu külçe 4 kilogram 10 gram ağırlığındaydı. 68 yaşındaki Said Person yıllardır elinde dedentörü ile altın aradı. Ve sonunda istediğini de buldu. Dedentörünün uyarı vermesine heyecanlanan Person büyük bir altın külçesi buldu. Person'ın bulduğu altın külçesinin son 10 yılın en büyüğü olduğu söyleniyor. Bulduğu altın külçesinin değeri ise 300 bin dolar civarında. Avustralya'da bir adam çalıların arasında tam 320 bin dolar değerinde bir altın külçesi buldu. Son teknoloji bir metal dedentörü ile arama yapan bir arayıcının bulduğu külçe yere gömülmüş olarak bulundu. Altın külçenin 5,5 kilogram ağırlığında ve 60 santimetre uzunluğunda olduğu belirtildi. Hazine bulundu. Haberinin ardından bölgeye akın eden altın arayıcıları bölgeyi delik deşik etmeye devam ediyor. Rusya'nın uzak doğu bölgesindeki Irkindan yatağında 7 kilo 655 gramlık dev altın bulundu. Değeri 500 bin dolardan fazla olan altın, Khabarovsk bölgesinde Vostok adlı altın üretim işletmesi çalışanlarından Alexander Startor tarafından bulundu. Adam toprak ve taşlar arasında boksör eldiveni şeklinde parlak bir kütleyi gördü. İncelemeler 24 ayar altın olduğunu gösteriyor. 1992'de Kaliforniya'daki Sanaro Madencilik Şirketi kayaya gömülü olarak bulunan dev altın külçesini çıkarmayı başardı. Temizledikten sonra altının 16 kilo 400 gram geldiği görüldü. Aynı bir üzüm bağını anımsatan bu mükemmel altın ise Kaliforniya'daki Wienersay Müzesi'nde sergileniyor. 1995'te Kerr Gerlein'in yakınında bulunan 25,5 kilogramlık bugün dünyanın tek sağ kalan en büyük ikinci külçesi ve dünyada bulunmuş en büyük 26. külçe olma özelliğini taşıyan muazzam bir parçadır. Dev altın külçesinin değeri ise 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Şimdilerde ise Normandiya Fosil Müzesi'nde özel güvenliklerle sergileniyor. Avustralya, Victoria'daki Kral Dağları'nda devasa bir külçe bulundu. 27 kilogram 660 gram olan dev külçe Nevada altın koleksiyoncusu ve müzecisi tarafından satın alındı. Artık Las Vegas'taki en büyük kumarhane olan Easy Street Casinosu'nda yerini almış durumda. 1940 yılında Rusya'nın Ural Dağları'nda bulunan dev altın Miyas eteklerinde çıkartıldı. Üçgen görüntüsünden dolayı şeytan üçgeni lakabını aldı. Böyle devasa büyük bir altını Rus devleti dışarıya çıkarmaya yanaşmadı ve kendi satın alıp Moskova, Kremlin'deki koleksiyon ve müzesine ekledi. Bu karşınızda görmüş olduğunuz adam Bernadette Otto Holtermann, dünyanın en büyük altınının sahibiydi. 1838 yılında dünyanın en büyük altınını madeninden çıkarttı. 290 kilogram ağırlığındaki altın çıkartıldıktan sonra sahibi fotoğraf çekildi.
ve fotoğraftan sonra kırılarak satıldı. Holterman altınını bulduktan bir yıl sonra aşırı zenginlikten hayatını kaybetti.